İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilerin oynadığı rol, Dünya Yatırım Konferansı'nda Ermenistan kendi standıyla temsil edilecek. Türk ordusu Lasker sınırında 3 askeri üst kuruyor. Rusya yaptırımları aşmak için İran'a yardım edecek. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyon güçleri Suriye'de kimyasal silah kullanıyor. Ermeni din adamları Tiflis'te protesto eylemi gerçekleştirdi. Ermeninin diktiği ağaçlar yüzyıllardır korunmaktadır. Ne zaman biri Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenileri düşünürse hemen Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı hatırlar. Bunu düşünürken de Ermenilerin o zamanlarda oynadıkları önemli askeri rolü unutmaya çalışır. Ermeni halkı özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu bölgelerinde yani Batı Ermenistan'da oluşturulan devletin askeri çekirdeğini Başkan Boosnubar Paşa'nın güvencesinde düzenleyecekti ki 1912 yılında Dünya Ermenileri Katolikosu 5. Gevork Ermeni heyetinin yöneticisi olarak atanmıştı. Müttefiklerin konumunu savunarak o kendisine verilen yetkilere sadık kaldı. O Batı cephesi olduğu kadar doğu cephesinde de mücadele etti. Bunlar arasında ayrıca Rus ordusu saflarındaki 150 bin kişi toplamıştı. Bundan başka General Antranik Ozanyan komutasındaki Rus İmparatorluk ordusunun gönüllüleri de mevcuttu. Eğer biz bu gerçekleri nispeten iyi biliyorsak da Ermeni toplumlarının dünyanın geri kalanındaki rolünü özellikle de Ermenilerin Doğu Lejyonu'ndaki rolünü bilmiyoruz. Bu sonuncusu Levant'taki özellikle Kilikya'daki kendi varlığını kabul ettirmek isteyen Fransa'nın ihtiyaçlarını karşıladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı orijinli yabancıların ulusal ordunun ayrı alt bölümlerine dahil edilmesi onlarca yıl boyunca sıradan bir olguydu. Fransa durumunda 1 Nisan 1915 tarihi itibariyle Lejyon'da yabancı gönüllülerin sayısı yaklaşık 32 bin kişiydi. Eğer yukarıdaki bölümlerin kuruluş ve varoluşlarının koşullarını nispeten iyi biliniyorsa da Doğu Lejyonu ile ilişkiler belirsizliğini koruyor. Fransız tarih yazımı bu birimin kaderini en iyi şekilde özetler. Biz bunu üç aşamada onaylayabiliriz. İlk etap Eylül 1915'ten Kasım 1916'ya kadar uzar ki çok önemlidir. Bu Doğu Lejyonu'nun kurulması dönemine denk gelmektedir. İkinci etap Kasım 1916'dan Ekim 1918'e kadar uzar. Bu Doğu Lejyonu'nun organizasyonuna adanmıştır. Bu Ermeniler ile Fransızların kendi güçlerini birleştirerek Doğu Lejyonu'nu oluşturdukları işin bir aşamasıdır. Bu birim Batı Ermenistan'da Ermeni devletinin yeniden doğuş perspektifinde gelecekteki Ermenistan ulusal ordusunun çekirdeğini oluşturacaktı. Bundan daha iyi bir sonuç beklemek imkansızdı. Gerçekten de o 1375'te son Ermeni devletinin düştüğü topraklarda mücadeleye hazırlanıyordu. Üçüncü etap, Ekim 1918'den Eylül 1920'ye kadar olan zaman dilimini kapsamaktadır. Mondros ateşkesinden sonra Kafkasya ve Kemalist Türkiye arasında Batum Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Fransız-Ermeni işbirliği hızlı bir şekilde güvensizliğe ya da karşılıklı güvensizliğe dönüştü. Doğu Lejyonu'nun bu üçüncü aşaması sürecinde Ermeni sorununun geleceğiyle Ermeni-Fransız ilişkileri tarih içinde görünür oldu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kongresi tarafından düzenlenen 6. Dünya Yatırım Forumu 22-26 Ekim tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek. İsviçre Konfederasyonu'ndaki Ermenistan Cumhuriyeti'nin ticaret temsilcisi Hayko Van girişimiyle kongrenin yatırım köyünde Ermenistan kendi standıyla yer alacak. Hovannisyan, Ermenistan'ın yatırım çekiciliğini ayrıca Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya adanmış özel oturumda da sunacak. Küresel Yatırım Konferansı, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanında en önemli ve en kalabalık forumdur. Bu alandaki temel sorunların tartışıldığı, fırsatları ve ortakları araştıran yüksek seviyeli bir platformdur. Geçtiğimiz yıllarda bu forum 160 ülkeden aralarında onlarca devlet başkanları, başbakanlar, bakanların da bulunduğu 4000'den fazla delege topladı. Bu yılki yatırımcıların nitelikleri de bundan daha az etkileyici değil. Türk ordusu Laski'deki tüm gelişmeleri kontrol etmek ve sınırlarını bu dağlık bölgeden korumak için üç askeri üsten oluşan büyük bir deniz üssü inşa ediyor. Laski'ye vilayetinin kuzey doğusundaki terör gruplarının birkaç kilometre uzağında bulunan Kesap sakinleri son birkaç hafta boyunca Türk ordusunun Al agra dağlarının eteklerinde kalın duvarlar inşa ettiğini söylüyorlar. Rus resmi Sputnik haber ajansı bu yapıların sırlarını meydana çıkarttı. Sputnik'in Ankara muhabirinin belirttiğine göre Türk ordusu 3 ayrı binadan oluşan 3 askeri üs kuruyor. Türkler sanki Laskiye'deki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve sınır bölgelerini bu dağlık bölgeden koruyor. Onlar sadece sivillerin değil askerlerin dahi kolaylıkla sınırlara geçmesini engellemek için sınırda kalın ve uzun duvarlar örüyor. Ana üssün yakınında bulunan iki askeri kışladan biri, gizli bilgilerin toplanması ve iletilmesinden sorumlu olacak ve elde edilen tüm bilgileri telekomünikasyon uydu kanalları aracılığıyla gönderecek. Sputnik, ayrıştıran duvarların tamamen sınır kasabası Kesap'tan Suriye sahiline ve Asmara Limanı'na kadar yayılacağını iddia ediyor bir güvenlik uzmanı, Al-Agra dağlarının yüzey özellikleri, Türk ordusunun yeni aletler yerleştirerek stratejik Laski eyaletindeki telefon görüşmeleri, insanlar ve hatta araçların hareketlerini gözlemleyebileceğini söylemektedir. Kuşkusuz bu, Şam'a ve hatta Hımeymim'deki Rus askeri üstüne doğrudan bir tehdittir ve özel önlemler alınmalıdır. Armin Press'in Makoko il adlı yayından alıntıladığı İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgesine dayanarak aktarılan habere göre Rusya, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri yatırımlarını etkisizleştirmek için bir mekanizma oluşturmasına yardım olacak. Rusya, İran ve Türkiye yöneticilerin Tahran'da gerçekleşen üçlü zirvesinde bu mekanizmaya olumlu yanıt verdikleri bildirildi. Makalenin yazarı Dana Weiss, kendi Twitter sayfasında yorumda bulunarak İran kendi petrolünü Hazar Denizi yoluyla Rusya'nın petrol işleme tesislerine ulaştıracak ve bu petrol Rus petrolü olarak uluslararası piyasaya sunulacak. Bundan başka Ria Novosti Ajansı'nın belirttiğine, bayan gazetecinin de aktardığına göre benzer mekanizmaları ayrıca Avrupa ülkeleri de kabul edebilir. Çünkü böylece İran'la nükleer işbirliğini korumuş olacaklar. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyon Der Erzor eyaletinin Hacin kasabasına kimyasal silahlar kullanarak saldırdı. Mevcut sivil nüfusun kayıpları hakkında bilgiler güncellenmektedir. Sana Ajansı'nın bildirdiğine göre koalisyon güçleri Hacin ve çevre şehirlere saldırdı. Hacin Der Derzor'dan 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yerel kaynaklar hava saldırılarının kimyasal silahlarla yapıldığını bildirmektedir. Bunun beyaz fosfor olduğu açıktır. Koalisyon güçleri sürekli olarak terör eylemi adı altında sivil kurumlara hava saldırılarına neden oldu ve çoğu kez sivil nüfusun çok sayıda kayıp vermesine yol açtı. 14 Ekim Pazar günkü ayinden sonra onlarca Ermeni din adamları Gürcistan'daki Ermeni kiliselerini korumak için Tiflis'te bir protesto gösterisinde bulundu göstericilerin hepsi Gürcistan Ermeni toplumunun temsilcileriydi. Diğer tüm kuruluşlar etkinliğe katılmaktan kaçındı. Ayrıca Gürcistan Parlamentosu'nun Ermeni milletvekilleri ile Gürcü toplumundan temsilciler gösteride yer almadılar. Batman kırsalında Ermeni bir azizin yüzyıllar önce diktiği ileri sürülen ağaçlar bir ormana dönüştü. Kutsal olarak kabul edilen ve ziyarete ome olarak bilinen ormanda kimse ağaç kesmiyor. Batman merkeze bağlı doluca Merina, Şerbetli, Şerbetkoy ve Çarıklı Reşike köylerinin bulunduğu üçgende yer alan Rum tepelerinin Gire Romia arasında kalan ve kutsal sayılan ziyarete Ome yüzyıllardır korunuyor. Bir rivayete göre ise bölgede yaşayan Ermeni bir yurttaşın buraya yerleştirdiği ve ağaçlar dikmesiyle birlikte ormanın oluştuğu. Ölümünün ardından ise aziz olduğu anlatılıyor. Reşkotan aşireti bünyesinde bulunan Ermeniler soykırımda korunarak 1940'lı dönemlerde yaşanan kıtlık sırasında bölgeyi terk ettiği vurgulanıyor. Reşkotan aşiretince ve bölgede yaşayan köylülerce kutsal sayılan ormanın içerisinde yüzlerce yıllık meşe, çınar ağaçlarının yanı sıra sonradan ekilen meyve ağaçları da bulunuyor. Ormanın içinde yaşlanarak devrilen kurumuş ağaçlara dahi kimse dokunmuyor. Bölge halkı ormanın bugüne kadar korunmasını Ome'ye bağlarken ormanın yüzyıllarca daha korunması için çeşitli dönemlerde ağaçlar dikildi. Bugün için bu kadardan gördük. Şimdi size Hover adlı odam yüzüğü topluluğunu sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.